Taha Akyol, Karar Gazetesi Vur de Vuralım İçimizdeki şiddet eğilimi sadece kadın öldürmekle kalmıyor, siyasetteki şiddet dili de içimizdeki aynı şeytanın dışa vurumudur. Siyasi tarihimize bakın. Bizden olanların da, onlardan olanların da medeni rekabet ve rasyonel eleştiri dili pek zayıftır. Ama öfke, nefret, şiddet uygularımıza gelince hepimizin dili pek uzundur. Vur de Vuralım, Öl de Ölelim sloganı böyledir. Yeni değil. Meydanlarda ilk ne zaman patlak verdiğini hatırlayamayacağım kadar eski. PKK teröründen önce de 1970'lerde bu slogan vardı. Başka sloganlarımız da vardı. Faşizme ölüm gibi. Ya tam susturacağız ya kan kusturacağız gibi. Piyasada Latin Amerika devrimcilerinden çevrilmiş terör kitapları satılırdı. Keşke 1970'lerdeki şiddet dili ve psikolojisi hakkında akademik araştırma yapılsa. Niye 1970'ler diyorum? Çünkü bugün herkes nefretini kutsuyor. Ben istiyorum ki bunun eski hastalığımız olduğu görülsün. Hain kültürü. Son olarak AK Partili Bakan Hulusi Akar'ın aday tanıtım toplantısında patlak verdi. Vur de vuralım, öl de ölelim. Akar çarpıtıldı diyor. Terörle mücadeleyi anlatırken bu sloganın atıldığını hatırlatıyor. Doğru. Fakat bir eski asker olarak terörle fiili mücadelenin sadece Mehmetçiğin ve polisin görevi olduğunu hatırlatmalı, gençlerin vur de vuralım, öl de ölelim diye bağırmalarını, onun da zamanı gelecek diye onaylamaktan sakınmalıydım. Gençlere ülkeye hizmet yolunun bilgi ve beceri kazanmak olduğunu söylemeliydim. Akar'ın farklı olmasını beklerdim fakat o da pek politikacı oldu terörle mücadele gibi ülkenin en haklı olduğu bir konuyu siyasallaştırmaktan sakınmıyor, o da propaganda diliyle konuşuyor. Karşısındakine kolayca hain damgası vurmaya yatkın bir toplum olduğumuz hiç aklından çıkmamalı. 1930'larda Fatih Rıfkı eleştirel basını düşmana satılmış basın diye suçluyordu. Yunus Nadi, vatan hainlerine hürriyet yok diye manşet atıyordu. CHP propagandasına göre Demokrat Parti'yi Ruslar kurdurmuştu. Halbuki kurduran İnönü'ydü. Sonra DP iktidarı güçlendi. İnönü'yü hainlikle suçladı. 27 Mayıs darbesinin lideri General Gürsel, Menderes ve arkadaşlarının vatanı Ruslara satmaya kararlı olduklarını söyledi. Nasıl bir siyasi hastalık görüyorsunuz? Hain küf var. Zamanımızda Erdoğan'ın mesela Ağustos 2014'teki şu sözlerine bakın. Şu anda CHP, MHP onlarla birlikte bazı kesimler düşmanımın düşmanı dostumdur diyerek bu vatan hainleriyle birlikte iş görüyorlar. Liste çok uzun. Hain, alçak, namussuz, dış güçler, emperyalistlere hizmet edenler falan. Merhum Erbakan da Ak Partililere Bizans'ın çocukları dememiş miydi? Hepsi yanlıştır bunların. Temelinde sağcı olalım, solcu olalım, siyasi rakiplerimize nefretle bakma ve hain görme, gösterme hastalığımız vardır nasıl da hemen sirayet ediyor. DSP Genel Başkanı Aksakal, AK Parti listesinde milletvekili adayı yapılmanın heyecanıyla nasıl konuşmuştu? Bu seçim geçmiş dönemlerdeki gibi bir sağ-sol seçimi değil, vatan millet seçimidir. İnşallah 14 Mayıs'ta vatanımızı küffara teslim etmeyeceğiz. Muhalefeti düşman ya da hain diye damgalama hastalığının yeni örneği. Debelenip duruyoruz. İşte uzun yıllar içinden gelen bu mari siyasi kültür yüzünden sorunlarımızı tahlil etme, çözümlerini araştırma yeteneğimiz her zaman öfkelerimizin yanında cılız kaldı. Hiçbir devirde uzak doğu performansını gösteremeyişimizin sebeplerinden biri budur. Böyle ateşli duygular içinde hainlerle mücadele ederken aklımıza eğitim, bilim, uzmanlık, hukuk, karşılıklı saygı gibi değerler gelmiyor. Dikkatinizi çekerim. AK Parti iktidarı Kemal Derviş'ten devraldığı programı AB baskısıyla yürütürken işler iyi gidiyor, Erdoğan kimseye hain alçak demiyordu, dış güçler yoktu. Kendi yanlışları yüzünden sorunlar büyüdükçe hain, üst akıl, alçak, dış güçler diye konuşmaya başladı. Bu dil yüzyıldır bizi rasyonellikten uzaklaştırıyor. 21. yüzyılda orta gelir tuzağında debelenip duruyoruz. Hainlere ne hacet? 25 yıl önce ilk baskısı çıkan Hayat Yolunda adlı kitabımda şöyle yazmıştım. İnsanın kalitesi insanın fikrinden önemlidir. Fikrin kalitesi de fikrin renginden önemlidir. Kaç arpa boyu yol gitmişiz? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.